geride bıraktığımız anlarda bir son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmıştık. Kırgızistan'da bir darbe girişimi gerçekleşmiş ve önlenmişti. Bu başlığa dair yeni bilgiler var. A Haber Dış Haberler Şefi Muammer Serhen de o bilgileri aktarmak için telefon attığımızda. Muammer, kolaylıklar dileyelim. Darbe girişimi ve önlenmesine dair notlar neler? Paylaş lütfen izleyicilerimizle. Haktan Uysal, Kırgızistan'da iktidarı ele geçirmeye planlayan bir darbe girişimi engellendi. Açıklama Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapıldı. Vatandaşların güvenliğini sağlamak için ve anayasal düzenin temellerini korumak için yürütülen önlemlerin bir parçası olarak bu darbe girişimine engel olunduğu söylendi. Bu darbe hazırlığında oldukları gerekçesiyle de 4 kişi gözaltına alındı. Bakanlığın açıklamasına göre bu grup, darbe planlayan bu grup kitlesel ayaklanmalar düzenleyecekti ve ölümlere neden olarak iktidarı ele geçirmeyi planlıyordu. Yine Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi açıklamasında bu gruptan yıkıcı bir grup olarak bahsetti ve yıkıcı grubun yasa dışı faaliyetleri bastırıldı ifadesi kullanıldı. Bu grubun suç ideolojilerini destekleyen ve dini ideolojiyi fanatik bir şekilde savunan kişilerden oluştuğu kaydedildi. Yine Kırgızistan'da geçtiğimiz yıllara bakarsak FETÖ'nün bu ülkede güçlü olduğunu görüyoruz. Ve daha önce de yine FETÖ destekli darbe girişimlerine sahne olmuştu Kırgızistan. Yine bu seferki darbe girişiminde de bu darbeyi planlayan kişilerin yine FETÖ ile iltisaklı kişiler olduğu anlaşılıyor. Bunu da Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'nin açıklamasına dayandırıyoruz. Yine bu gözaltına alınan kişilerin ikamet yerlerinde aramalar yapıldı. Bu aramalarda da şu anda ekranlara veriyoruz. Fotoğraflarda da izleyicilerimiz görüyorlar. El yapımı patlayıcı düzenekleri, ateşli silahlar, mühimmatlar, telsizler, çelik yelekleri, kolluk kuvvetleri üniformaları, dronlar ve örgütsel materyaller ele geçirildi. Soruşturma şu an çok yönlü olarak devam ediyor. İlk etapta 4 kişi gözaltına alınmış durumda. Tabii ilerleyen saatlerde bu soruşturmanın derinleştirilmesi sonrası gözaltı sayısının artacağı değerlendiriliyor. Son bilgiler bu şekilde aktarılıyor.